Herkese merhaba, ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu lokumlar yapacağız. Gerçekten hem pratik hem de lezzetli bir tarif oluyor. Çok rahatlıkla misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte de hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı unutmayın ki eklediğim videolardan ilk önce siz haberdar olun. Şimdi lokumumuzu yapmaya başlayabiliriz. Lokumlarımı yapmaya ilk önce havuçlarımı haşlamakla başlayacağım. Şöyle özellikle görün diye doğramadım. Burada 6 tane havucum var. Büyüklükleri bu şekilde. Şimdi bunları tenceremin içerisine doğrayacağım. Şöyle bölüyorum. Yani bir tanesini şöyle yaklaşık 6 taneyi falan böldüm. Çok önemli değil. Çünkü haşlayıp zaten bunu püre haline getireceğiz. O yüzden güzel havuçlarımı yıkadım. Kabuklarını temizledim, soydum. Böyle tenceremin içerisine kabaca parçalıyorum. Böyle 6 tane havucumu doğradım. İçerisine şöyle sıcak su ekliyorum. Böyle üzerine geçecek kadar ekleyeceğim. Ve haşlamaya bırakacağım. Kontrol edin. Eğer eklediğiniz suyla haşlanmamış olursa üzerinden biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Böyle çatal batırarak haşlanıp haşlanmadığını test edin. Güzelce yumuşasın havuçlarınız. Havuçlarım güzel haşlandı. Gayet yumuşaklar şu anda. Şimdi içerisindeki sudan şöyle bir su bardağını ayırıyorum. Şöyle miktarını göstereyim. Şöyle bir su bardağından hatta şöyle bir parmak eksik. Bunu kenara koydum. Şimdi içerisine kalan diğer suyun tamamını dökeceğim. Kullanmayacağım. Havuçlarımı da püre haline getireceğim. İster robotta ister blenderda nasıl yapabiliyorsanız püre haline getirebilirsiniz. Evinizde hiçbir şey yoksa sizi biraz uğraştırır ama patates ezeceğine de püre haline getirebilirsiniz. Havuçlarımı güzelce ezdim. İçerisine şöyle ayırdığım havuç suyunu ekliyorum. Hafif şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra şöyle bir su bardağı da toz şekerim var. Bunu da ekliyorum. Son olarak şöyle 5 dolu yemek kaşığı nişastam var. Bunu da ekledim. İlk önce bunu şöyle güzelce bir içerisine karıştıracağım, yedireceğim. Nişastamın böyle topak topak olmaması için şu anda ocağın üzerine koymadım henüz. Güzelce bir karıştırayım. Daha sonra tavamı ocağımın üzerine alacağım. Şöyle güzelce karıştırdım. Şimdi tavamı ocağın üzerine aldım. Sürekli karıştırarak böyle nişasta sayesinde kıvam almasını sağlayacağım. Böyle koyulaşacak, katılaşacak. Böyle karıştırarak koyulaşmasını bekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Havuçlarım zaten yavaş yavaş böyle kıvam almaya başladı. Siz de görüyorsunuzdur. Şu anki bu bütün suyunu çekecek. Biraz daha koyulaşıp katılaşacak. Kıvamını tam alacak.
Şöyle kıvamını göstereyim. Bakın çevirdiğim zaman hem hiç suyu yok hem de rahatlıkla böyle tavadan ayrılıyor. Kıvamı bu. Şimdi bunu ocaktan alacağım. Gördüğünüz gibi şöyle. Tavamı ocaktan aldım. Şöyle kenara çekiyorum. Şöyle kare bir borcamım var. İçerisini suyla ısladım. Zaten görüyorsunuz ıslak. Böyle hazırladığım harcı da içerisine boşaltıyorum. Tamamını aldım şöyle. Daha sonra bir spatula yardımıyla içerisine eşit şekilde yayıyorum. Şimdi böyle güzel eşitledim, yaydım. Oda ısısına gelmesini bekliyorum. Oda ısısına geldikten sonra da üzerine streç filmle kapatıp bu dolaba kaldıracağım. Havuçlu lokumlarım bir gece dolapta dinlendirdim. Böyle üzerini kapattım. Şöyle açıyorum. Daha sonra bunları şöyle dilimleyeceğim. Çok büyük dilimlemiyorum. Yani böyle lokmalık şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle iki parmak. Eninde. Böyle çeviriyorum. Yine burayı da böyle çok büyük değil. Böyle birer lokmalık olacak şekilde dilimliyorum. Hatta şuralarını da şöyle kenarlarını düzelteyim ki görüntü olarak güzel görünsün. Yoksa fark etmez. Hani kenarlarını bu şekilde geçmek zorunda değilsiniz. Kenarlarından çıkanları da zaten tüketebilirsiniz. Ben sadece görüntü şekil olarak daha düzgün durması için kestim. Dilimledim. Şöyle kenarlarını dediğim gibi çıkardım ama atmadım. Onlar da burada. Hindistan cevizim var. Şöyle alıyorum. Zaten bakın çok rahat çıktı. Hindistan cevizinin içerisine batırıyorum. Şöyle her yerini Hindistan cevizini buluyorum. Buradan da başka bir servis tabağına aktaracağım şöyle. Bu şekilde tamamını alıp Hindistan cevizini buluyorum. Tamamı bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Lokumlarım hazır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İsterseniz böyle üzerlerine birer tane fındık yerleştirebilirsiniz. Toz Antep fıstığı kullanabilirsiniz ya da tamamen böyle benim gibi sade bırakabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve videolarımın altında yorum bırakmayı da unutmayın.